zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır. İçinden deniz geçen bir şehir var. İstanbul'un bir şairi şöyle demiş. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yoktur verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm. Yeter ki gün eksilmesin penceremden. Abi ben havanın güzel olduğunu söyleyeceksin. Yoksa havanın soğuk olduğunu söyleyeceksin. Abi yoksa yağmur yağdığını söyleyeceksin. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Beni öldürecekler mi? Seni öldüreceği yok. Ben de aynı şekilde. Beni de apar topar buraya getirdiler. Eşim gittikten sonra yalnız kaldım. Abi sen deli misin? Madem ki eşin gitti. Eşimin nereye gittiğini biliyor musun? Ben nereden bilebilirim? Belki tatile gitti. Belki yurt dışına gitti. Ha, sevgilisiyle gittiyse bak ben onun için bir şey yapamam. Ölüme söyler misin? Sana uğradığında bana da uğrasın. Abi sen deli misin? Herkesin ölümü kendine aittir. Bak benim ölümüm bana aittir. Ha eğer benim ölümümün amcası, teyzesi, abisi falan varsa ha o zaman söylerim. Hakim Petro'ya da uğrayın derim. Belki o zaman uğrayabilirler. Tamam mı abi? Anladım, sen hiç üzülme. Çorabı iyi yıkadığında emin misin? Tabii. Hakim abi, ben çorabı dün yıkadım. Tertemiz oldu, hiç merak etme. İçin çamurlu, tortulu. Ha, bu su şimdi dibe çökecek, yani içindeki çamur, tamam mı? Ondan sonra içebiliriz. Beyler, uyanın beyler, uyanın. Nasılsınız, iyi misiniz? Tanımadınız mı beni? Ben sürekli gelen sorgu şefiyim. Ne o? Konuşmuyorsunuz. Küs müyüz? Bakın size yemek getirdim. Bilmem anlatabildim mi? Sayın sorgu şefi, daha önce de anlattım ben. Ben öldürmedim. Ben bir gün annemle babamla kahvaltı yaparken apar topar beni buraya getirdiler. Yolda da söyledim. Kuyumcu ben öldürmedim dedim. Ama eninde sonunda adalet yerini bulacaktır. Ha, sen öyle diyorsan. Şefi, ben yıllarca adalet için çalıştım. Namusumla, şerefimle ben bir karıncayı bile incitemem. Olay günü arabamın İki plakasının da yok olduğunu gördüm. Benim müsnet suçla ilgili... Uyanın beyler, uyanın. Kalk. Bakın size Anita'yı getirdim. Merhaba. Merhaba ben Anita. Merhaba. Merhaba Anita. Oo, burası da bayağı renkli oldu. İki beyefendi bir ortaya karışık. Ay yok canım ben hanımefendi. Çek elini. Ay tamam ne kızıyor. Beyler, bakın bu size son ikazım. Şu itiraf dilekçelerini imzalayın, bu iş bitsin. Bir dahaki gelişinde alacağım, ona göre. Çekin şunu. İncecik bedeninle birlikte çıktım böyle. Herkes beni dinliyor. Ay sorun olsun, iki grup arasında kavga çıkmasın mı? O şarkıyı söyleyeceğim, bu şarkıyı söyleyeceğim diye. Adamlar birbirine girdi. Ondan sonra adamın birisinin kafasına tak diye şişeyle vurdular viski şişesini. Adam kanlar içinde benim üstüme yığılmaz mı? Ay, ay.